Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Sermet Demir. Biliyorsunuz kanalımda daha çok Word, Excel ve PowerPoint gibi Microsoft Office ailesinden ve çizimle alakalı genellikle üniversite öğrencilerine yönelik video eğitimler paylaşıyorum. Şimdi biz Mayıs ayının sonlarındayız. Haziran'a giriyoruz. Güncel olayları da biliyorsunuz ve bu zamanlar son sınıf öğrencileri için özellikle bitirme projelerinin sunumunun yapılacağı hala. Ben normalde bu dersi okulda öğrencilerle etkileşim halinde yüz yüzeyken anlatıyordum ama bu son olaylardan sonra bunun imkanı olmayacağından dolayı bu şekilde bir video hazırlamanın da yararlı olacağını düşündüm. Herkesle paylaşmak adına da. Bugün sizlere etkili sunum hazırlama ve sunma teknikleri üzerine bir bilgilendirme dersi hazırladım arkadaşlar. Böyle bir şey niye yaptık? Önce onu söylemek gerekirse yani bir sunum niye hazırlanır ya da sunumun önemi nedir? Birincisi kendinizi karşınızdakilere daha etkili ve iyi ifade etmek istiyoruz. Sonuçta bir hazırlık yapıp birisinin karşısına geçip bir projeyi, bir ödevi sunabilirsiniz. Bir iş içinde olabilir, bu okul hayatında da olabilir. Ancak bunu desteklemek çok önemli. Neden? Çünkü biz sunum ile karşınızdaki ile etkileşim araçlarınızı arttırıyoruz. Bunlar ne? Özellikle 3. ya da 4. sayfamızda göreceksiniz. Olaya görsellik de katıyoruz. Görsellik katmak ne demek? Biz şimdi karşımızda iletişim halindeyken mesela şu an ses var sadece düşünelim. Hem bu biraz konsantrasyonu düşünür hem de yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Bu da zaten üçüncü maddemiz. Neden yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir? Şimdi kelimelerin farklı anlamları olabilir. Ya da karşınızdakini anlattığınız şeye yakın başka bir şey düşünmeye başlayabilir. Görsellik katarak, bir sunum hazırlayarak anlatmak istediğiniz konunun tam olarak ne olduğunu karşınızdakine bu şekilde gösterebilirsiniz. Başka olarak ise çok karmaşık konular da anlatıyor olabilirsiniz. Siz şimdi o konuya çalıştınız, hazırladınız, geldiniz ve karşınızdakini anlatıyorsunuz. Karşınızdakiler sizin o konuya çalışmanıza başladığınız andaki kadar bir bilgiye sahip. Yani size göre çok az bir bilgi biliyor. Onun için bunu anlatmak çok zordur. Zaten bir sunumda en çok zorlandığımız konulardan biri de bu. Karşınızdaki genellikle hiçbir şey bilmiyor. O yüzden konuyu olduğunca basitleştirerek karşınızdakini anlatmak lazım. Bunlar sunumun genel çerçevesi. Bir de kendiniz için düşündüğünüz zaman bir sunum olduğu zaman kendinizi rahat hissedersiniz. Çünkü neden? Takıldığınızda, bir şey olduğunu unuttuğunuzda bu sunumda ileri giderek, geri gelerek çok rahat bir şekilde kendinizi, hazırlığınızı gösterebilir ve ihtiyaç duyduğunuz anda da sunuma başvurabilirsiniz. Şimdi biz bugün yapacağımız sunumu ben iki parça olarak düşünüyorum. Biraz uzun olacak çünkü. Hangi konuları işleyeceğiz? Önce bir genel bakış açacağız. Biraz daha uzatacağım. Niçin yapıyoruz? Sunum neden yapılır? Nasıl yapılır? Nelere dikkat etmesi gerekir? Bunlardan bahsedeceğiz. Sunumda etkileşim yolları nelerdir? Araçlar nelerdir? Ne konulur? Ne konulmaz? Bunlardan bahsedeceğiz. Genel öğrenci hatalarından bahsedeceğim. Ondan sonra sunumun yapısı genel olarak bir sunumda neler olması beklenir. Sonra yazı boyutları ve çeşitleri, renkler sunumda hem resimler için hem de plan için, sunumun yapısı için kullanabileceğiniz renkler. Arka planda nasıl bir şey hazırlamak lazım? Nasıl arka planlar? Grafikler, grafiklere şekilleri de ekleyebiliriz. Nasıl şekiller? Özellikle grafik diyorum. Çünkü dediğim gibi ben üniversite öğrencilerine yönelik genelde eğitim verdiğim için ve üniversite hocası olduğum için bizim mühendislik fakültesinde özellikle araştırmalarda mutlaka rakamlar olur. Bu rakamları anlamlı hale getirmek için biz grafikler, tablolar böyle şeyler kullanırız. Değişimleri bakarız. O yüzden bu grafik kısmı çok da önemli. Ondan sonra sunumda dikkat edilmesi gereken yazım ve gramer kurallarından bahsedeceğiz. Sonuç olarak bitireceğim. Tabii ki biz derste etkileşimli yüz yüze olduğunda sorular kısmı vardı burada. Bugün bu sorular kısmı ancak yorumlarda olabilecek. Gene sormak istiyorsanız tabii ki çekinmeden yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz sunumda ilk dikkat etmemiz gereken ve öğrencilerin en çok yanlış yaptığı şeylerden bir içerik. Sunuma genel hattı olarak bir bakarsak. içerik nedir? Aslında bir önceki sayfa burası bir içerik. Örnek işlenecek konular. Bir sunum yapacağınız zaman karşınızdakine o gün ne anlatacağınızı özet olarak söylemeniz lazım. Bu da sunumun birinci ve ikinci sayfalarını kapak ve içerik olarak ayırmakla başlar. Kapak çok genel bir şey olması lazım. Sizin sadece adınız olabilir. Bir firma ise veya da bir dersse onun sadece bilgilerini koyabilirsiniz. Tarihe çok gerek yok. İsterseniz koyun olabilir. Ama kapakta fazla bir bilgi olmaz. Bir tane de görsel eklersiniz konuyla alakalı. ilgili bir şey. Ama ikinci sayfa mutlaka ve mutlaka içerik olmalı ve içerik kısa olmalı arkadaşlar. Yani ne yapabilirsiniz? İçerinin gerçi en kolay yolu da e, bu başlıklar olacak her sayfanızda. O başlıkları alıp buraya kopyalayabilirsiniz ama farkındaysanız en fazla 3 kelime var arkadaşlar. Bunların kısa olması lazım. Ve burayı hızlı bir şekilde de geçebilirsiniz. Fazla uzatmaya gerek yok. Bir dakikanın altında bir sürede burada genel bakışta şunu yapacağız. Sunumun yapısı bu, 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 bu diyerek burada İzleyiciye nasıl bir plan yaptığınızı, karşınızdakine nasıl bir plan yaptığınızı anlatmanız lazım. Sunumun geri kalan kısmı için biraz sonra belirtilen ana hatta uygun olarak devam edebilirsiniz. Ana hat sayfasına sadece ana başlıklar yazılmaz. Ana hat sayfası dediğimiz bir önceki aslında içerik farklı bazen bu şekilde de söyleniyor. Şimdi dediğim gibi başlıkları kullanabilirsiniz ancak lütfen başlıklar uzun olmasın elinizden geldiğince kısaltmaya çalışın. Şimdi bu içerik hemen tazeyken bundan bir bahsetmek istedim ama sunumla alakalı genel problem nedir? Bu şekilde küçük de bir karikatür koy Sunum arkadaşlar karşınızdakini insanı etkileyebilmeniz, başka bir deyişle de onun dikkatini çekebilmeniz lazım. Ortamı canlı tutmanız lazım. Bunun için bazı kurallarımız var bizim. Nedir mesela? Birincisi karşınızdakilerin konuya ilgisini çekebilecek şekilde konuşmanız lazım. Bunu da yapmanın en kolay yollarından biri de işte o ilk olan bilgilendirme. Karşınızdaki insanın o gün ne anlatacağınızı bilgilendirirseniz ve karşınızdaki gerçekten de ilgisi ulaşabilecek düzeyde birisi ise ya da ilgisi olan biri ise o sizde zaten dikkatini canlı tut tutacaktır. Bunun için sizin buradaki karikatür gibi farklı şeyler yapmanıza gerek yok. Yani ne bileyim böyle şakrabanlık diyelim buna. Şakrabanlık yapmanıza gerek yok. Yeter ki biraz sonra diyeceğimiz kuralları uygularsanız karşınızdaki insanın dikkati size karşı canlı olarak devam edecektir. Peki sunumla alakalı ben özellikle şunu da belirtmek isterim her zaman. Şimdi bir etkileşim yani bilgiyi edinme yollarımız bizim nasıl? baktığınız zaman arkadaşlar bizim bilgiyi edinme yolumuz ki sunum da aslında bir bilgi alışverişi, bilgi edinme yolu bir araç biz yüzde 83 görsellikle arkadaşlar bilgiyi elde ediniyormuşuz. Bunun yüzde ikisi dokunarak, yüzde biri tad alma, yüzde üçü koku alma, yüzde on de duyma. Şimdi eğer siz görseliniz, sunumunuz çok görsellik içermiyorsa, sadece yazıysa ne olur kimse onu okumaz. Ve sunum değil tamamen siz dikkati çekmeye başlarsınız bu sefer. Bu çok çok kötü bir şey arkadaşlar. Sunumda özellikle çok fazla yazının kullanılması, bundan biraz sonra gene bahsedeceğiz, görselin az olması çok kötü bir şey. Neden? Burada gördüğünüz gibi bir insan dinleyerek sadece bilginin yüzde on alabiliyor. Siz eğer bunu işte, diyorum ya neden sunum hazırlıyoruz? Bir sunum hazırlayarak karşınızdaki kendinizi ifade ederken bir de görsellik katarsanız bakın yüzde doksan kadar çıkıyor. Bir şey yaparsınız, 3D printerlar var artık, örnek getirebilirsiniz, bir proje olabilir bu dışarıdan ya da bir prototip geliştirirsiniz. Karşınızdakiler ona dokunmaya başlar, bu bir besin olabilir, bir tad almaya başlar, bir kokusu vardır. Bunlar da etkili midir? Evet çok etkilidir ama bakın ne kadar çok düşük. Bizim önemli olan şu görsellikteki payı mümkün olduğunca işte yukarıya doğru çekmek. Onun için zaten sunum hazırlıyoruz. Peki bu sunum hazırlığından bu kadar bahsediyoruz. Şimdi sunum hazırlığı ayrı bir şey. Şunu karıştırmayalım. Projeye çalışmak ayrı bir şey. Siz projeye çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Sunumu hazırlamak zaten en başta da bahsettim ya. Başlı başına bir problem. Çünkü siz artık konuyu çok iyi biliyorsunuz. Karşınızdaki ise hiç bilmiyor. O yüzden sunumu hazırlarken dikkatli olmanız gereken iki tane kural soracağım. Bir, sunumu hazırlığı için gerekli süre üzerinde duracağım. Ve burada da bir size bir kural söyleyeceğim. Sunum hazırlamak hiç de kolay bir şey değildir. Öncelikle bunu bir aklımıza yerleştirelim, kulağımıza küpe olsun. Burada şu şekilde, 10 dakikalık bir konferans sunumu hazırlamam, benim yaklaşık 3-4 saatimi alıyor arkadaşlar. Ki konferans ortamları da şöyledir, yani çok yoğundur, sabahtan akşama kadar konuşmalar olur, hızlı bir şekilde bitirmeniz lazım. Yani zaten çok uzun sürmeyecek. Etkileşim, soru sorma kısmı genelde az olur, bazen hiç sorulmaz. Bunun için bile çok fazla zaman ayırmak lazım. Çünkü neden? Karşımdakini etkileyebilecek ve doğru adrese gidecek şekilde bilgiyi verebilecek bütün detaylara bakmam ve olayı basite indirgemem. Eğer bu konuda yeniyseniz bu süre çok çok daha uzun olacak. Bizim öğrencilerimiz, benim öğrencilerime dair genelde çok güzel projeler yapıyorlar. Proje müthiş ne diyelim böyle uçuyor kaçıyor helikopterler yapıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Ama öyle sunumlar yapıyorlar ki arkadaşlar sunumun kötülüğü projenin iyiliğini gölgede bırakıyor. Proje gölgede kalıyor. Neden? Adam bir proje yapıyor. Biz müthiş. A alması lazım. A artı olması lazım. Ama sunumdaki yazısı okunmuyor. Sunum çalışmıyor. Ne bileyim sunumda öyle bir arka plan kullanmış ki yani böyle gözü yoruyor ya da tam tersi gene okunmama problemleri. İşte bu detaylardan hep bahsedeceğiz size. Sunumun yapısı kısmında özellikle bu detaylardan özellikle bahsedeceğiz. Nasıl arka plan kullanılır, ne yapılması gerekir. Bu zamana kadar bahsettiklerim hepsi sunumda sizle alakalı olan kısımda. Bunun bir de sunumda izleyiciler kısmı var. Kendinizi karşınızdaki kişilerin yerine koymanız lazım. Şimdi dinleyicilere uygun bir sunum yapılması lazım. Şimdi ben bunu genellikle nasıl söyleyeyim? İşte üniversite öğrencilerine yönelik yaptığımı düşünürseniz 17 ile diyelim ki 30 yaş arasındaki insanlara şeklinde anlatmaya çalışıyorum. O şekilde. Ben bunu bir ortaokul talebesine anlatsaydım bu sunum çok çok daha farklı olurdu. Siz de mesela yapacağınız projede mesela gene üniversite örneği verelim. Bitirme ödevini yaptınız, hocalarınıza sunacaksanız olayı kompleks olarak anlatmaya çalışabilirsiniz. Çünkü karşınızdaki insanlar zaten mekaniğini, işini, termodinamiğini, artık neyse sanat tasarım fakültesinden bir lisansınız işte bunun perspektifi nasıl, şunun nasıl, onun hepsini biliyor. Ama dışarıda biri anlatacaksanız buna dikkat et. Aslında yani buradaki ana problem ise karşınızdaki izleyici kitlesinin neyi beklediğini ya da nasıl olduğunu bilmeniz lazım. Ama ne olursa olsun karşınızdakiler konu hakkında çok bilgili biri olsa da olmasa da bütün matematiksel işlemleri, bu matematiksel işlemi sosyal olarak düşündüğünüzde zaman hani bütün adımları yazmayın. Problem giriş ve sonuç şeklinde genelde Arada belki bir iki adım gene koyabilirsiniz. Ara adımlardan, gelişme adımlarına. Ama mutlaka başlangıç ve sonuç şeklinde genelde gidin. Ve aşağıdaki soruları sunuma hazırlarken her sayfasını mutlaka düşünün. Hitap ettiğim kişiler kimler? Neleri anlatmam gerekir? Dinleyiciler benden ne bekliyor? Sizin bu projeyi yaparken neler çektiğinizi, neler kullandığınızı, nerelerde başarısız olduğunuzu beklemiyor arkadaşlar. Problem neydi? Nasıl başladınız? Neler düşündünüz? Yaklaşımınız neydi? Ve sonuç neydi? Ve dinleyicilerin bunu bitirdiğinde de neyi öğrenecekler? Zaten bu içerik kısmında bu neyi öğrenecekler kısmını önemi orada. Şimdi adam başlığı gördü. Sizin probleminizi de 3 aşağı beş yukarı biliyor. Ama sonuç o işte o içerikte adımları görürse neyi öğreneceğini en başta gördüğü zaman ne olacak? Konuya kendini dikkat tutacak, konsantresini yüksek tutacak arkadaşlar. Sunum yaparken aslında bir hikaye anlatıyormuş gibi düşünün. Yani nefessiz böyle başlıyor ve bitiyor. Başlangıcı olan, gelişmesi olan ve bitişi olan bir hikaye o gibi düşünün. Onun içinde bir mantıksal yapı kurmak lazım. Arada boşlukların olmaması lazım. Yani hiçbir yerde takınılmaması lazım. Bir iş başlamalı, gelişmeli, ara formları olmalı ve ondan sonra da bitmeli bir sonuca ulaşmalı ve sonra da soruca. Onun için başlarken sunumun içeriği gene bakın burada karşımıza çıktı. Çok önemli. Ana kısımda esas konuları anlatın. Sizin bir yıllık bir çalışmanız bu. Ve 10 dakikada anlatmanız isteniyor. Ne yapacaksınız? Sadece başlıkları anlatacaksınız arkadaşlar. Biz robot yaptıysanız işte problem neydi? Alt, diyelim ki onu 6 ana parçaya böldünüz. 6 tane motoru var ya da 6 tane ana problemi var. O 6 problemi başlıkları çözüm yönteminizi ve nasıl sonuç aldığınızı, konuları da özetleyerek bitirin ve en sonunda sorular ve yorumları alarak bu hikayeyi sonlandırın. Şimdi dinleyiciler ile etkileşim yaparken neler yapacaksınız? Biraz da onlardan konuşalım. Nasıl bir iletişim kuracaksınız? Bir kere sunum yaparken yapılan en büyük hatalardan biri arkadaşlar tahtadan okumak. Zaten birinci hata Sunumda uzun bir yazının olması ki sunum yapısında biraz sonra bunu bahsedeceğiz. Biz hala şu an sunumun nasıl yapılması gerektiğinden bahsediyoruz. Mutlaka ve mutlaka tabiri caizse izleyicilerin gözlerinin içine bakmanız lazım. Ne odanın bir köşesine, bunu bir daha söylemeyi bile düşünmüyorum ama ne de tahtayı okumaya çalışarak sunum yapmayın arkadaşlar. Yani asla yanmaya sırtınızı izleyicilere dönmeyin. Eğer sinirliyseniz veyahut da o an bir problem olduysa ki bu sunum tekniğidir. Yani sonuçta her sunum böyle şenlik, günlük, günahsızlık geçmiyor. Problemler, tartışmalar olabilir. Ama o zaman belki olanın bir kısmına gene izleyicilerin böyle hafif üstüne doğru bakabilirsiniz. Ama yüzünüz, bedeniniz her zaman izleyicilere dönük olması lazım. Estetik görünmek, bunu abartmamak lazım. Ama çok lakay, yani bir şortla sunum yapılmaz tabii. Bunları belki söylemeye gerek yok ama karşılaştığımız şeyler arkadaşlar. Ya ben gözümle gördüm sonuçta her sene onlarca öğrenci görüyoruz. Düzgün bir kıyafet ve ses tonunuzu ayarlayın. Bu ses tonunu ayarlamak da çok kolay arkadaşlar. Eğer pratik yaptıysanız zaten kendinize güveniniz gelir. Asla acele etmeyin. Gerekiyorsa size göre yavaş konuşun. Ama ses tonunuz ne yüksek ne de yavaş olsun. Orta bir seviyede olsun. İmkan varsa mikrofonu da kullanabilirsiniz. Şimdi ortama göre bu değişir ama mizah da kullanabilirsiniz. Bu okul ortamında belki biraz daha uygundur, yapılabilir. Hocalarınızla iletişimini bilemiyorum ama bunu yapmak zorunda değilsiniz ki çoğu zaman da tutmayabilir arkadaşlar, işe yaramaz ama çok basit. Bir tane ben size göstereceğim sunumun ilerleyen kısımlarında. Özellikle bitiş kapağı olarak benim öğrencilerim daha önce bana yaptığı bir taneyi. Basit karikatürler ya da basit bir hikayenizin içerisinde bir mizah kullanabilirsiniz. Şimdi bence sunumda yapılan en büyük hatalardan ve en önemli yerlerden birine geldik. Arkadaşlar yapı kısmında bahsedeceğiz ama sunumunuza mümkün olduğunca az yazı mümkün olduğunca çok resim ekleyin. Yazıdan çok resim olsun. Diyorum ya görsellik arkadaşlar kaçtı? %84. Biz bu yüzde %84'ten alabileceğimiz aslan payını arttırmaya çalışıyoruz. Onun için de siz ne yaptınız? Diyelim ki bir ev projesi yaptınız. Bir çevre projesi yaptınız. Onunla alakalı resimleri koyun arkadaşlar. Bu resimler ama böyle içeriği dekor için değil böyle atın resimleri doldurun bir sayfaya 5 tane resim koyun değil söylediğiniz şeyi destekleyecek bir şekilde olacak. Siz mesela bir bina yaptınız, çevresinden bahsediyorsa binayı basitleştirin. Çevresini mesela highlight etmek diyorlar ya, yani nasıl çevresini daha parlak bir şekilde göstermeye çalışın. Veyahut da deyin ki mesela böyle bir şey anlatıyorsunuz sağ üst köşede gördüğünüz gibi değil. Ya da sol altta gördüğünüz gibi ilgili resimle bu kelimeleri bu cümleleri mutlaka kullanın. Ama unutmayın biz resimleri dekor için sadece kapakta kullanırız arkadaşlar. Gerisinde her şeyde o resmin üzerinde mutlaka konuşmamız lazım. Resimler konuştuğunuz veyahut da vermek istediğiniz mesajı desteklemeli ya da tamamlamalıdır diyorum ya. Zaten biz resmi niye kullanıyoruz? Kelimelerin tabiri caizse kifayetsiz kaldığı yerlerde kendimizi daha iyi ifade etmek ve konuyu basitleştirmek karmaşık olan çözümü daha anlaşılır hale getirmek için. Görselleştirmek ve açıklamak için şekiller kullanın. Bir resim binlerce kelimeden daha çok şey anlatabilir. Bu zaten hayatınızda çok yerde karşılaştığınız şeylerden biridir. Özellikle YouTube'a girin bakın işte çok önemli karikatürler Çevre felaketleriyle alakalı çok güzel karikatürler var mesela. Yani benim saatlerce veya herhangi bir uzmanın saatlerce anlatımınca çevre felaketini karikatürler o kadar güzel karikatür çizerek anlatmışlar ki yani bir resim bir estantene her şeyi anlatıyor. Zaten sunum yapmanın zorluğu ve uzun olmasının sebebi de bu. O resmi arıyorsunuz. O görseli arıyorsunuz. Peki, sunum yaparken nasıl konuşacaksınız? Açık ve yavaş şekilde konuşun ki ben bugün bunu yapmaya çalışıyorum şu an. Asla acele etmeyin. Dediğim gibi normalinizden gerekiyorsa daha da yavaş olun. Ama kendinizi iyi hissedin. En önemli olan şey bu ve sinirlenmeyin. Bir sonraki slayta geçmeden önce nefes alın. Yani kendinize böyle bir zaman ayırın. Bu tabii ki çok uzun olmasın. Genelde burada da şöyle bir hata çok yapılabiliyor. Özellikle proje sunumlarında arkadaşlar. Adam sunum yapıyor. Sayfa değiştireceği zaman bilgisayara gidiyor geliyor. Mümkünse bir tane bu sunum kumandaları gibi şeyler var. Onlardan elde edinin. Ya da sunumda bir tane arkadaşınız olsun. Sizin yerinize o geçsin ama sunum değiştirirken mesela diyelim ki şu an yeni sayfaya geçiyoruz. 1 2 3 bir nefes alın. Bu kadar ve ondan sonra devam edin. Sunuma başlamadan önce de derin bir nefes alın. ım ve e gibi sesler çıkarmaktan da kaçının. Sunumda takılabilirsiniz. Zaten dedik ya en başta kendinizi daha iyi hissetmek için de bu sunumu yap. Takıldığınız yerde direkt geçin arkadaşlar. Orayı illa söylemek zorunda değilsiniz. Rahat hissedin kendinizi geçin. He, adam karşınızdaki oraya takarılabilir diyorum ya, sinirlenmek yok. Siz yolunuzu, hikayenizi hiç bozmadan devam edin. Gene de bir yerde takılıyorsanız dönün, hafiften sunuma bir bakın, destek almaya çalışın, geri gidin, ileri gidin bir şeyler yapın. Ama şu sesleri çıkarmaktan kaçının. Zaten yavaş konuşuyoruz ya. O anda zaten düşünmeye de bizim vaktimiz oluyor. Elleriniz genelde sunum yaparken hafif hareketler yapılabilir. Ama sabit olsun. Elinizi cebinize koymayın, belinize koymayın. Ellerinizi kavuşturmayın, böyle sıkmayın kendinizi. Bacaklarınızı da hafif aralıklı yani dizleri, izleyicilere vücudunuzu dönerek o şekilde konuşun. Ve gene en çok yapılan hatalardan birine geleceğiz arkadaşlar. Pratik, pratik, pratik. Üzerine baskı yapmak için de başlığı bu şekilde koydum. Benim hocam üniversitede mesela bizim Şule hocamız var o da söyler. Onun hocası 7 kere en az yaptığın sunumu 7 kere pratik yapman gerektiğini söylermiş. O da bize diyor ki artık bu kadar iyi öğrenciler yok tabiri caizse o zaman biz bunu 5 söyleyelim. Ben de söylüyorum arkadaşlar size. 5 kere, 4 kere. İlk mesela bir kendiniz. iki artık teknoloji çok gelişti. Açın telefonunuzun kamerasını kendinizi çekin. Kendinizi görün. Bu çok etkili bir yöntem. Nerede takılıyorsunuz? Nerede unutuyorsunuz? Nerede zorlanıyorsunuz? Burada bahsettiğimiz problemlerden hangilerini nerede yaşıyorsunuz? Ondan sonra bir üçüncüsünü de dördüncüsünü de sunum arkadaşınız varsa ya da yakın bir arkadaşınız, evinizde biriniz, iş arkadaşınız o mutlaka o sunumu siz yapın. Sizin görmediğiniz neler gördüğünüzü o zaman fark edeceksiniz. Ben doktora projemi sunarken arkadaşlar bu kadar hazırlandım, ettim. Bir gün bir arkadaşım rica ettim beni dinler misin diye bana iki sayfa not aldı arkadaşlar. Tabii ki doktora uzun bir sunumdu, yarım saatlik bir sunumdu. Çok karmaşık problemler var ama düşünsenize iki sayfa not çıkarmıştı ki ben kendimi hazır hissediyordum. Onun sayesinde de çok güzel takıldığım yerleri öğrendim. Söylemek istediklerinizi tam bir metin olarak yazın. Bu motomot arkadaşlar kelime kelime yazmaktan değil aslında. Burada yani bu mesela pratik pratik pratik. Aslında ben burada söylemek istediklerimi şu an yazmış oldum bile. Bu kadar bir yazı. Yani başlıkları yazın aradaki kelimeleri zaten siz dolduracaksınız. Cümlelerle bağlantılarını siz kuracaksınız. Hikayeyi siz tamamlayacaksınız. Zaten diyorum ya o zaman biz elimize 5 sayfa bir yazı alırız. Baştan sona ezberleriz ve karşımızdaki konuş konuşuruz. Sunumun amacı zaten o zaman buradan çıkmış olur. Sunumun amacı bir bu başlıklarla hikayeyi ileriye doğru taşımak, kendinize bir destek sağlamak, ondan sonra da aynı zamanda bir görsellik katmak. Bu ikisi olarak düşünebilirsiniz. Ezberlemenize yardımcı olur. Buradaki ezberle dikkat edin. Dediğim gibi motomot ezberleme değil. Sunum sırasında kullanmak için not kağıtları hazırlayabilirsiniz. Ama sakın bunlardan okuma yapmayın. Şöyle başlık bakmak için. Yani aslında sunumu elinizde küçük bu spikerlerin falan kullandığı kağıtlar gibi bir sayfaya dört tane gelecek şekilde sunumu elinize alabilirsiniz. Ama lütfen dikkat edin bu oradan okuyacağınız anlamına gelmesin. Ben öğrencilere asla sırtınızı bana dönmeyeceğiniz dediğim sene bir baktım hepsi bütün her şeyi kağıda yazmış bir şoför de kağıttan okumaya başladılar. Bu şekilde değil arkadaşlar. Zaten sunumda okuma diye bir şey yok. Bunu unutun. Ezbere konuşacaksınız. Ezbere konuşmaktan da o kağıda önceden yazı ezberlemek değil. Bir hikaye var ve siz o hikayeyi bana anlatacaksınız. Göreceksiniz ki kağıttan okumaktan çok çok daha kolay. Pratike devam edersem şunu yapmayın. Slide'a her şeyi koyarsanız, bilmediğiniz şeyleri de koyarsınız ve birisi o noktayı yakalar sizi sorarsa orada tıkanırsınız. Slide'a bir şey koyuyorsanız bilin. Bilmiyorsanız da koymayın. Onun için slide'daki herkese sizin ne olmamanız lazım? hazır olmanız lazım. Karşınızdaki bir şey sorduğunda filan. Rahat konuşun. Bunun en kolay yolu da yavaş konuşmaktır arkadaşlar. Güvenli, yüksek ve açık sesle konuşun. Buradaki yüksek, karşınızdakili düşünün 5 sıra geride. Onun duyacağı şekilde. Eğer bir mikrofon varsa zaten güvenli bir şekilde, tok bir sesle konuşuyorsanız bu çok yeterli. Hızlı konuşmayın. Şimdi çok güzel pratik yaparsanız gene konuya ve sunuma da çok hakim olacaksınız bu sefer ve siz hızlı bir şekilde gitmek isteyeceksiniz ama şunu gene unutmuyoruz. Karşınızdaki hiçbir şey bilmiyor. Ona düşünmesi için vakit verin. Bunları hepsini yaptığınız zaman zaten izleyiciler ile göz kontağını kaybetmezsiniz. Vücudunuz dönük, izleyicileri görüyorsunuz, kalabalık bir yerde olduğunuzu düşünün ve gözünüzde ön sıralar, arka sıralar böyle çok hızlı değil ama yavaş yavaş izleyicilerin hal ve hareketlerini görebilecek ve konsantrasyonda sağlayabilecek şekilde devam ettiğinizi hayal edin. Neler yapmamalısınız? Tek ayak üstünde durmayın. Bu yapılıyor arkadaşlar. Yani adam ayağını kaldırıyor böyle hareketler yapıyor. Rahat yani. O kadar da rahat olmak iyi bir şey değil. Kendinizi masaya çarpmayın. Bu nasıl bir şey? Özellikle öğrenciler işte masa oluyor. Böyle ma sallanıyor tabiri caizse. İşte sağ sola doğru böyle bir şey yok. Elinizde bir kalem varsa ve hatta başka bir şey varsa sunum kumandası da olur. Onlarla oynamayın. İzleyicilere arkanızı asla dönmeyin. Dediğim gibi zaten tahtadan okumak yok. E, ama sunuma bakma ihtiyacı duyduysanız da başınızı döndürün ya da hafifçe dönün. Baş parmağınızı cebinize koymayın, kollarınızı bağlamayın. Eğer sinirli değilseniz hafif gülümsemeye çalışın. Burada gülümsemekten kastımız mutlu olun yani. Bir iş başardığınızı düşünün ki yaptınız zaten bir projeyi sundunuz ve bunun artık kaymağını yeme vaktine geldiğinizi bunun da sizin için bir mutluluk verecek olay olduğunu düşünerek o şekilde sunum yapın. Kendinizi güvenin. Eğer bu adımları takip ederseniz çok iyi bir şey yaptığınızı da bilin. Ve sunumun sonu da arkadaşlar mutlaka soru sormak lazım. Dinleyicilerden gelecek sorulara hazırlıklı olun bu çok farklı olabilir arkadaşlar. Şimdi yani karşınızdakilerin kim olduğunu bilmek lazım bunun için. Ve ona uygun olarak bunlar acaba bana nereyi sorar? Mesela siz bir bitirme ödevi yaptıysanız genellikle sonuç kısmı ile alakalı veyahut da problem, için, problem çözümü için seçtiğiniz metotla alakalı bir şey sorulur. Ona uygun olarak da bakın. Bu izleyicilerden gelmesi muhtemel soruları çıkarmak da aslında ciddi bir iştir. Çok da kolay da bir şey değildir. Ben staj yaptığım firmada bir otomotiv firmasıydı. Oranın CEO'su mesela belediyeye bir sunum yapacaktı. Hem sunumu hazırlamıştık hem de ondan sonra işte neler sorulabilir? İşte otomotiv firması işte neyle alakalı? Çevre kirliliği olabilir işte. Egzoz olabilir arkadaşlar. Trafik olabilir. Bununla alakalı sorular çıkarmıştık. Bir sunumun ciddiyetine bağlı olarak yani bir ders için yapılan bir sunumdaki tabii ki gelecek sorular farklıdır. Bir de bir basının karşısında bir sunum yapılacaksa ona karşı da burada muhtemel soruları çıkartabilir ve basit cevaplar veya da aklınızda o an gelen cevapları destekleyecek bir şekilde belki araştırma bile ekstra araştırma bile yaparak bu kısmı da halledebilirsiniz. Sorular kısmı önemli. Yani siz çok güzel bir sunum yaptınız. Adam bir soru sordu. Cevap veremediyseniz bütün emeğiniz heba aldı. Yapacak hiçbir şey yok ne not alırsınız ne iş yerinde projeniz başarılıymış kabul edilir. Yani başarısız olmuş gibi olursunuz. Onun için diyorum ya sunuma koyduğunuz her şeye zaten konuya hakim olacaksınız ve özellikle sunuma koyduğunuz bir şeye hakim değilseniz ve bunu bilmiyorum dediğiniz anda bir problem koydunuz, bir formül koydunuz oraya. Bu formüldeki şu terim nedir diye sordular ve siz bilmiyorum dediğiniz an yani o proje bitti artık demektir. Onun için hem konunuza hakim olun hem de sunumunuza hakim olun. Arkadaşlar bu bir sunumun nasıl yapılması gerektiği, önemi, nelere dikkat edilmesi, sunum ve izleyici etkileşimiyle alakalı ve sunumun genel hatları ile alakalı bir birinci parçaydı. Öğrencilere genellikle bu kısmı anlatır. Burada sorular olurdu tabii ki. Ben de o sorulara karşılık cevap vermeye çalışırdım. Siz de eğer bu kısımda kafanıza takılan bir şey varsa lütfen yorum kısmında bana sorun. Şimdi ben bu birinci kısımdan sonra bir de sunumun yapısıyla alakalı ikinci bir kısım hazırlayacağım. Onu da bir sonraki videoda paylaşacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.